televizyon ekranından herkese merhaba. Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinlikleri sizlerle buluşturduğumuz üniversite gündemi başlıyor. Bakalım geçen hafta üniversitelerimizde neler olmuş? Üniversite gündemi bu hafta 3. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi'ni, Antropometrik Ölçümlerde Güncel Yaklaşımlar adlı konferansı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin birincilik ödülünü, Peygamberimiz ve Aile adlı paneli, Okçuluk Topluluğu'nun madalya törenini, Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif adlı paneli, Bilime Açılan Penceremizden Pazartesi konferansını ekranınıza getiriyor. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 3. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi düzenlendi. Yoğun katılımın yaşandığı etkinlikten kareler sizlerle. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi, Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Şahin ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Profesör Doktor Naci Gündoğan'ın katılımıyla sergi açılışı yapıldı. Açılış konuşmasını İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Ay yaptı. Konuşmasında Öğrenci Kongresi'nin bu yıl 96 bildiri ve 21 farklı üniversiteden katılımcıyla gerçekleştiğinden bahsetti. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz kongremiz 96 bildiri ve 21 farklı üniversiteden katılımcıyla gerçekleştirilecektir. Genel itibariyle son 10 yıllık süreçte Türkiye ekonomik büyümesinde dünya ve Avrupa bölgesi büyüme rakamlarının üzerinde bir büyüme seyrettiği görülmektedir. Dünya genelinde alışılmış ekonomik değer dengelerin değiştiği bu dönemde Türkiye rekabetçi fırsatları takip ederek uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşma potansiyeline sahiptir. Selçuk Üniversitesi'nin Türkiye'nin köklü üniversiteleri arasında yer aldığına değinen Profesör Doktor Mustafa Şahin konuşmasında, Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin uygulama alanında kendini geliştirerek alana kazandırıldığını söyledi. Malumunuz olduğu üzere üniversitemiz ülkemizin en köklü üniversitelerinden birisidir. 11 Nisan 1975 tarihinde kurulmuştur. Bugüne kadar İçimizden 5 tane devlet üniversitesi, 3 tane de vakıf üniversitesi çıkmıştır. Ve her birinin kuruluşuna ciddi katkılar sağlamış durumdayız. Hele ki son 2 devlet üniversitesi, artık Selçuk Üniversitesi'nin geçmişini ve hafızasını oluşturan en köklü fakültelerini alarak kurulmuştur. Şuna vurgu yapmak istiyorum, bu kongrede tam bu noktada anlam kazanıyor. Selçuk Üniversitesi işin teori eğitiminin ötesinde uygulayarak eğitim ve öğretim veren bir üniversitedir ve bu noktada öğrencilerimizin kendilerini teorik bilgilerin ötesinde uygulama alanında geliştirerek mezun olmalarını sağlamaktadır. İşte bu öğrenci kongresi öğrencilerimizin çaba ve gayretleriyle yürüyen, gelişen bir süreçtir. Bundan sonra da devam edecektir. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği RATEM ortaklığıyla Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif konulu panel yapıldı. İzliyoruz. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği tarafından düzenlenen Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif konulu panel yapıldı. Program öncesinde korsanla mücadele ile ilgili yapılan çalışmaların olduğu serginin açılışı yapıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Kalender, RATEM kuruluşunun öneminden bahsetti. RATEM, ülkemizin radyo televizyon sektöründeki en önemli kuruluşlarından bir tanesi. Yanlış hatırlamıyorsam başkanımın belki bilgi verecekse bu mesleki sertifikasyonların ve meslek kodlarının belirlenmesinde çok önemli çalışmalar yürütmesiyle en başta dışarıda hatırlıyorum. Asıl belki bizim açımızdan ve siz değerli öğrencilerimizin açısından bildiğimiz noktada bu korsanla mücadele kapsamında iletişim fikirleri yarışmasının düzenlenmesi. Gerçekten bu yarışma çok takdire şayan bir yarışma. Özellikle korsanla mücadele, telif vesaire bu tür haklar konusunda farkındalığı oluşturmak amacıyla yapılmış belki en önemli, en kapsamlı çalışmalardan bir tanesi.
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Özdemir Koçak konuşma yaptı. Bildiğiniz gibi çağımız hem teknolojik gelişimlerin çok hızlı yaşandığı ve hem de iletişim aletlerinin kullanımının yaygınlaştığı bir çağ. Bu gelişmeler beraberinde yeni sorunlarla karşılaşılması ve bunların nasıl çözüleceği konularını gündeme getiriyor. Açılış konuşmalarının ardından oyuncu Müfit Can Saçıntı, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sevil Yıldız, RATEM Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Hamurcu, Kültür ve Turizm Uzmanı Barış Gözübüyük, Avukat Ahmet Badallı tarafından Radyo, Televizyon Yayıncılığı ve Telif başlıklı panel gerçekleştirildi. Bir devletimiz, kanun koyucu, bize bu hakkı vermiş, yönetmene vermiş, senariste vermiş, müzisyene vermiş. Ne oluyor pratikte arkadaşlar? Biliyor musunuz? Yani iletişim öğrencileri var diye. Ne oluyor? Patron imzayla bütün hakları elimizden alıyor. Buna bir çözüm bulunması lazım. Bu çözümün de hakikaten diyorum, yine abartmıyorum. Onun için iletişim durumu tuttum. Devletin vekası için çok önemli bir şey. Bu yönetmenin, senaristin, müzisyenin, sanatsal üretim yapanların bu kanunun verdiği hakların bir imza ile ellerinden alınması bir şekilde önlenmeli. Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Topluluğu'nun düzenlediği Antropometrik Ölçümlerde Güncel Yaklaşımlar adlı etkinlik, diyetisyen Ece Moral ve Ali Uğur'un katılımıyla Selçuk Üniversitesi Müze binasında gerçekleşti. Hep birlikte izliyoruz. Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Topluluğu'nun hazırlamış olduğu Antropometrik Ölçümlerde Güncel Yaklaşımlar adlı program, Selçuk Üniversitesi Müze binasında yapıldı. Programda Tanita Pazarlama Müdürü Ali Uğur konuşma yaptı. Konuşmasında bilimsel verilere dayanarak çalışma yapan firma olduklarını dile getirdi. Markamızı özetlediğimiz yollardan biri bu zaten. Bilimsel verilere dayanarak da çalışma yapan bir firma. 75 yılından itibaren yağ monitörüyle başlayıp, bugün günümüzde yeni teknolojilere beraber hizmet veren bir firma. Tartı Akademi'de görev alan diyetisyen Ece Moral, obezite konusunda teşhis ve tanıyı nasıl yaptığını anlatmasıyla program sona erdi. Aynı cinsiyette, aynı yaşta, aynı boyda, aynı kiloda iki tane kadın danışan düşünelim. Bunların görüntüleri farklı olabilir. Neden? Yağ dokuları ve sıvı miktarları birbirinden farklıysa dış görünüşleri de otomatikman farklı olacaktır. Yani biz artık sadece beden kitle indeksiyle değil, yağ miktarı, yağ dokusuyla da teşhis ve tanı yapabiliyoruz arkadaşlar, obezite konusunda. Şimdi baktığımızda idare edenler de birbirinden farklı. Kadınlar, erkekler ve sporcular da farklı idare edenler oluyor. Mesela kadınlardaki yağ aralığı biraz daha yüksek, %20-25'leri normal olarak kabul edebiliyoruz. Erkekler için baktığımızda daha çok %10-15 aralığını istiyoruz. Ama her iki cinsiyet içinde şöyle bir şey var. Yağ oranının %30'un üzerine çıkıyorsa Dünya Sağlık Örgütü'ne göre de obezite başlangıcı olarak biz kişileri risk grubuna almış oluyoruz. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Bildiri Yarışması'nda deneysel ve klinik olmak üzere iki dalda birincilik ödülü kazandı. Gelin hep birlikte detaylara bakalım. Geçtiğimiz günlerde Samsun'da yapılan Türk Plastik Cerrahi Kurultayı'nda Selçuk Üniversitesi olarak çok dolu dolu bir katılım sağladık. Bu kurultay bizim plastik cerrahi alanında Türkiye'de yapılan en büyük organizasyonumuz, en büyük toplantımız. Bu toplantıda çok geniş katılım oluyor. 500'ün üzerinde bilim adamı toplantıya katılıyor. Toplantıda 10 tane panel, 50 tane konferans, 128 tane serbest bildiri ve bunun yanında çok geniş 58 tane de deneyim aktarım sınıfı dediğimiz oturumlar gerçekleştirildi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Kliniği olarak dolu dolu gittiğimiz bu kurultayda asistan yarışması diye tanımladığımız iki ayrı yarışma vardı. Asistanların deneysel dalda ve klinik dalda yarıştıkları bir saha vardı. Deneysel dalda arkadaşımız Doktor Şeyda Güray Evin bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçların yan etkilerinden korunmak amacıyla kök hücre ilave edilerek daha düşük dozlarda verilebileceğini gösteren çok başarılı bir deneysel çalışmasını sundu ve çok yüksek puanla birincilik ödülü kazandı. Klinik dalda da arkadaşımız Doktor Cemil Işık Selçuk Üniversitesi adına yarıştı ve özellikle çenenin öne ve geriye alındığı ameliyatlarda
ameliyat sonrası oluşabilecek his kayıplarını önceden öngörmeye yarayan bir bilgisayar programı tanımladı. Bu da klinik dalda birinci oldu. Her ikisi de pratik hayatta hayata geçebilecek, insanlarımıza şifa olarak dönebilecek bilimsel çalışmalardı. Bu çalışmaların bilim camiası tarafından da takdir görmesi ve çok sayıda katılımcı arasında birincilikle ödül almış olması hem bölümümüz adına hem üniversitemiz adına bizi gururlandırdı. Çok mutluyuz. Üniversitemize ödülle döndük ve bundan sonraki çalışmalar için de çok yoğun çalışmaya devam edeceğiz. Bu bilimsel çalışmalarda aldığımız ödül, Selçuk Üniversitesi'nin bize sağlamış olduğu çalışma ortamı, bilim ortamı ve özgür bilimsel çalışma üretme ortamıyla gerçekleşti. Bu nedenle bu ortamı sağlayan bütün üniversite yöneticilerimize, fakülte yöneticilerimize de özellikle teşekkür ediyorum. Selçuk Üniversitesi olarak plastik cerrahi alanında diğer üniversitelerden geri olmadığımız gibi çok özellikle işler de üretiyoruz. Hatta birçok alanda öncülük ettiğimizi söyleyebilirim. Örneğin plastik cerrahide kök hücre kullanımı ile ilgili çalışmalarda ön sıralardayız. Bu konuyla ilgili ürettiğimiz çalışmalar gerçekten çok takdir görüyor. Bu nedenle bu deneysel alandaki aldığımız ödül bizim için sürpriz değil. Çünkü kök hücre desteğiyle yapılmış bir çalışmaydı. Klinik dalda birincilik alan arkadaşımızın yaptığı çalışma da çok kıymetli. Bu çalışmada zaten bir kişi yapmıyor. Ben dahil öğretim üyesi arkadaşlarım ve diğer asistan arkadaşlarımdan bir kısmı çalışma ekibinin üyesiyiz. Beraber planlıyoruz ve üretmeye çalışıyoruz. Klinik dalda aldığımız ödül de çene kemiği ile ilgili yapılan çalışmalarımızın bir sonucu. Yüz kemiklerinde yapılan ameliyatların elde edilen tecrübelerin aslında sahaya yansıması anlamına geliyor. Bu özelliğimizle de biz ön plana çıkıyoruz. Nitekim önümüzdeki dönemde birkaç hafta sonra bu yüz kemikleriyle ilgili yine burada üniversitemizin ev sahipliğinde bir toplantı düzenleyeceğiz. Bu çalışmalarımızın karşılığını almış olduğumuzu görmek bizim için çok mutluluk verici. Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından Peygamberimiz ve Aile konulu panel düzenlendi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programdan görüntüler sizlerle. Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından düzenlenen Peygamberimiz ve Aile konulu panel, Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapıldı. Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber'in katılımıyla gerçekleşen panelde açılış konuşmasını Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ramazan Altıntaş yaptı. Her sene Diyanet İşleri Başkanlığımız Mevlid-i Nebi haftalarında bir konuyu ana tema olarak seçiyor ve o konu üzerinde gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışındaki temsilciliklerimizde gönül bağımızın olduğu coğrafyalarda enine boyuna bu konular tartışılıyor, halkımız bilgilendiriliyor. İşte bu senede Diyanet İşleri Başkanlığımız aile konusunu seçtiler. Bu konu seçilirken yaşadığımız toplumlarda kangren haline gelen bir problem odağını tercih ettiler onun çözümü için ve panelimizin de başlığı, bu senenin de ana teması, kutlu doğum dediğimiz, eskiden kutladığımız Mevlid-i Nebi programımızın ana teması gördüğünüz gibi karşınızda Peygamberimiz ve aile olarak belirlenmiş. Çok değerli katılımcılar, yaşadığımız toplumda maalesef Müslüman toplum olarak bizlerde de Batı'da kadar olmasa bile aile konusunda da her gün bir takım acıların, sıkıntıların yaşandığını, aile hayatımızda erozyonun, aşınmanın meydana geldiğine hep birlikte tanık oluyoruz. Moderatörlüğünü Profesör Doktor Ramazan Altıntaş'ın yaptığı panel, Profesör Doktor Seyit Avcı ve Doçent Doktor Yusuf Acar'ın konuşmasıyla son buldu. Günümüz insanı olarak bizler huzurun ve mutluluğun iki önemli kaynağını kaybettiğimizi düşünüyorum. Birisi cami, diğeri de aile. Belki camileri kaybetmedik. Hatta daha ihtişamlılarını yaptık. Çünkü kubbe, minareli, büyük kubbeli camiler inşa ettik ama
şahsen ben kendi mahallemde sabah namazında 1,5 safı geçtiğimizi hiç görmedim. İkincisi de aile. Maalesef ailelerimizi belki kaybetmedik. Hala dünya ölçeğinde düşündüğümüz zaman ülkemizdeki aile yapısı ciddi anlamda ayakta duruyor elhamdülillah. Ama o ailelerdeki huzuru, saadeti kaybettik. Selçuk Üniversitesi Okçuluk Topluluğu tarafından Alaaddin Keykubat Okçuluk Kupası töreni düzenlendi. İzliyoruz. Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde Alaaddin Keykubat Okçuluk Kupası töreni düzenlendi. Açılış konuşmasını Okçuluk Topluluk Başkanı Mehmet Koç yaptı. Koç, okçuluk topluluğunun amacından bahsetti. Selçuk Üniversitesi Geleneksel Okçuluk Topluluğu olarak kurduğumuz günden bu yana eğitim ve tanıtım faaliyetlerimizi mevzuatlara uygun şekilde düzenli olarak yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Aktif ve faal bir topluluk olarak katıldığımız tüm üniversiteler arası ulusal ve uluslararası programlarda, müsabakalarda üniversitemizi, şehrimizi ve ülkemizi kupalarla, madalyalarla ve duruşumuzla başarıyla temsil ettik ve bundan sonra da temsil etmeye devam edeceğiz. Kaybolmaya yüz tutmuş kültürel mirasımız olan atasporumuz, geleneksel Türk okçuluğunun yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması gayesiyle sınırlı imkanlarla, büyük fedakarlıklarla yurdumuzun dört bir yanına faaliyet göstermeye çalışan geleneksel okçuluk toplulukları olarak tek bir amacımız var aslında. O da vatanına, milletine bağlı, milli ve manevi değerlerine saygılı, bedenen ve ruhen sağlıklı, şanlı geçmişinden aldığı o kutsal emanetin bilincinde geleceğe umutla bakan, gelecek yüzyıllara damgasını vuracak azimli, kararlı ve ok gibi dosdoğru bir gençliğin inşasına zemin hazırlamaktır. Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu Başkan Vekili Ömer Koç, kupaların devamı için üzerine düşen görevleri yerine getireceklerini dile getirdi. Konya'mızda Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde ilkini gerçekleştirmiş olduğumuz Alaaddin Keykubat Kupası ki ismini özellikle verdik. İnşallah bundan sonrakilere diğer isimlerimiz de Selçuklu Sultanlarının isimlerinin de zihinlere kazınması amacıyla ki hizmetleri çoktur. Anadolu coğrafyamızı bize perçinleyen, daimi yurt olmasını sağlayan sultanlardır. Kendilerine rahmetle, minnetle anıyorum. Bu kupaların da inşallah devamı niteliğinde federasyon olarak üzerimize düşen görev neyse onu hakkıyla yerine getirmeye inşallah çalışacağız. Bu anlamda bu güzel organizasyona ciddi anlamda destek veren, yüreğini koyan, biraz önce de Konya dışında olması sebebiyle üzüntülerini dile getiren Sayın Valimiz Cüneyt Orhan Toprak'a özellikle şükranlarımı belirtiyorum. Kendisi inşallah ve bundan sonraki organizasyonlarda da bizatihi yanımızda olmaya, sizlerle birlikte olmaya, gençlerle birlikte olmaya devam edeceğini dile getirdiler. Tören, Selçuk Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Ahmet Kağan Karabulut konuşmasıyla devam etti. Bizim için elin yayla, elin okla buluşmasından ziyade veya okun tutayla buluşmasından, hedefle buluşmasından ziyade gönlün bir ok gibi Rahman'ın rızasıyla buluşması önemlidir. Siz hem şahsiyet olarak, duruş olarak dimdik ve dümdüz bir ok gibi olmanız bizim asıl niyetimiz ve hedefimiz. Hem de kişiliğinizle, duruşunuzla, vakarınızla, izzetinizle, şerefinizle, afiyetinizle, namusunuzla, ahlakınızla, erdeminizle gittiğiniz her yerde o attığınız dümdüz okları bir Müslüman Türk evladı olarak temsil etmeniz asıl hedefimiz. Yoksa oku da herkes eline alır, yayı da herkes eline alır. Herkes hedefe atar. Dünyanın her tarafında oklar var, yaylar var, doğru mu? Abi sizin, Sayın Başkanımızın, okçuluk kulübü başkanımızın da ifade ettiği gibi ok gibi olmanızı istiyoruz. Dümdüz ve dimdik. Konya Vali Vekili Mehmet Usta, okçuluğun spor olmasından çok tarihimizle olan bağlantısına değindi. Okçuluk Federasyonu'nun yaptığı bu çalışma
Öncelikle spor olmasının yanı sıra bizim tarihimizle bağlantımızı sağladığı için çok önemli. Çünkü Türkiye'de çok çeşitli spor dalları şu anda fiilen uygulanıyor. 1900'lü yılların başından beridir futbola büyük bir ağırlık verilmiş. Daha sonraki yıllarda Anadolu'da uygulanan kara kucak güreşleri gibi, yağlı güreşler gibi dallara da ağırlık verilmiş. 30-40 yıldır tekvando gibi uzak doğu sporlarına ağırlık veriliyor. Ancak maalesef geçmiş yıllarda çok ihtiyacını hissettiğimiz halde tarihimizden gelen sporlara çok ağırlık verilmediğini gördük. 90'dan sonra özellikle Rusya'dan bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetlerinin kapısı bize açılınca gördük ki aslında bizim hala oralarda geçmişimiz duruyor. Tören, yarışmacıların madalyalarını almasıyla ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Bilime Açılan Penceremizden Pazartesi konferansları başladı. İlk konferans Selçuk Üniversitesi Rektörü Mustafa Şahin tarafından yapıldı. Hep birlikte izliyoruz. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Bilime Açılan Penceremizden Pazartesi konferansları başladı. Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Şahin düzenlenen konferansta geçmişten günümüze üniversite geleneği konulu bir sunum gerçekleştirdi. Yüksek öğrenim ayrılan pay, milli eğitimin tamamının dışında 47 milyar Türk lirası para ayrılıyor yüksek öğrenime. 160 bin insana maaş veriliyor, 8 milyon insana eğitim öğretim imkanı tanınıyor ve 172 bin yabancı yurtlu öğrenci var Türkiye'de. 2400'ü bizim üniversitemizde. Eğer biz kontenjanların önünü açıversek, mesela Serdar Hoca 3 tane fakültesi kontenjanı değil de 13 tane verse, 20 tane verse bizim yabancı yurtlu öğrenci sayımız katlar. Çünkü çok rağbet edilen, itibarlı bir üniversiteydik biz. Türkiye'nin şu anda yumuşak güç olarak batıya ihraç edebileceği iki önemli gücü var. Bir, yüksek öğrenim. Gerçekten itibar ediliyor, çok rağbet var. İki, sağlık. Sağlık hizmeti. Şu anda gerek sağlık altyapısı, gerek çok başarılı ve becerikli, çok iyi yetişmiş sağlık elemanlarını dikkate aldığımız zaman bu konuda biz ciddi manada döviz getirisi sağlayabiliriz. Bu konuda yoğunlaşılması gerekiyor. Ben bu kanaatlerimi ilgili her yerde beyan ediyorum. Bilime Açılan Penceremizden Pazartesi konferansları her ayın ilk ve üçüncü pazartesi günleri saat 11.30 ile 12.30 arasında Tıp Fakültesi Beyhekim Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Sizler için üniversitelerimizin nabzını tuttuğumuz programımız Üniversite Gündemi'nin sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte görüşünceye dek hoşça kalın.